Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve bu ekranla ben oyuna girdim. Fujin falan geldi oyuna, zaten artık siz de biliyorsunuzdur. Kolay bir şekilde bulabilirsiniz her tarafta. Fujin'in geleceği öncesinden duyurulmuştu ama ertelemişler sanıyorsam çıkartılış tarihini. Fujin'e özel galiba bir de kule getirmişler. Bu talentları tekrardan yapabiliyormuşuz galiba. Hızlı bir şekilde yapabileceğimizden bahsediyor sanırım artık. Çok şükür yani talent sıfırlayıp her maç talent sıfırlamanız gerekebiliyordu. Böyle maçtan maça değişiyordu bu olay. 58 gün boyunca bu arada Elder Wind Tower gelmiş. İyi gelsin bakalım. Bunu da yapmaya çalışırız. Yani şu anda onun için girdim. Inbox'ta 7 tane şey var. Mesaj var. Bunlara bir bakalım bakalım. Quest'leri ben bir geçeyim. Brutality gelmiş. Nightwolf'un ve Aaron Black'in Brutality'leri gelmiş. Oyuna güzel. Bu Tower'dan galiba düşürebiliyoruz bunları. Ben elimden geldiği kadarıyla hızlı bir şekilde bitireceğim Tower'ı. Tabi bitirebilirsem şimdi ekipmanlarını, yani zorluğuna göre falan değişecek bu durum. Yapabilirsek yapacağız. Şu an zaten 15 savaşı girme yapmak için videoyu açtım. 2-3 gündür de video atamıyordum. Bunun tek sebebi üşenmem. Üşendim abi. Video atmaya üşendim vallahi. Yataktan çıkamadım. Ne oldu anlamadım ben de. Depresyon mu derler artık bilmiyorum. Kendi kendime bir triplere girdim böyle. Ergen tribi 20 yaşında bir insan ergen tribine, daha 19'um gerçi ama 20 olmak üzereyim. 20 yaşında tribe girer mi ya? Vallahi girdik işte. Neyse. Şimdi bilmem ney falan demiş. Mortal Kombat'ım tamam. Ne? Bir dakika. Mortal Kombat'ım Nightwolf'dan çıkarmıştım ben. Fire God Liu Kang falan çıkartabiliyormuşuz. Tamam. Equipment'ları falan alabiliyormuşuz. Update 3.6 yayınlandı falan diyor. Yani burada dediğim gibi yeni tower var, yeni brutality'ler var. Ne o? Night Wolf'un brutality'si var. Fujin yayınlanacakmış Mart'ın 31'inde. Erteleme yapmışlar. Bir ay değilmiş bu arada. Ben kafam niyeyse Nisan'ın 31 diye bastı. Nisan'ın 31 olmadığı için mükemmel değil mi? Kafam çok güzel çalışıyor. Neyse. Quality of Improvements. Talents'larda artık daha şey olacakmış. Talents'lara bir gidelim bakalım ya. Ben size Talents'ımı da göstereyim. Resetleyelim bakalım bunu. Aa, direkt şey yapmışlar, sıfırlamış. Oğlum niye sıfırlıyorsunuz benim talent'ımı lan? Bak buradan direkt ne? Downgrade. Ha, bunu düşürebiliyoruz. Tamam, anladım. Ama oğlum hızlıca yapamıyor muyuz peki bunu? Tamam, bunu yapmışsınız anlıyorum da. Ne boka yaradınız ki abicim? Reset değil de. Bu ne lan? Bir tane hızlı bir şekilde yükseltemiyor muyuz? Yine aynı mı? Ne oldu, basamıyorum. Bir dakika ya. Ne? Ben niye kafam basmadı, bir dakika. Bu ne lan? Manage'dan mı diyeceğiz? Ben de şu an talentları bir sıfırla bakalım. Tamam, he, şu an geldi. Allah kahretsin. Neyse. Yani tamam, bu yukarıda işte şu an hiçbirine vermediğimiz için kolay bir şekilde vermeyi yapmışlar mı? Yapmamışlar. Ben de talent'ımı sıfırladım. İyi bok yedim. Neyse, siz de beraber bir yapalım bakalım. Şimdi Hawk Sense'e buradan veriyorum ben. Debuff'ları engellemek önemli oluyor. Şöyle bir. Ha, çok güzel. Bak bu bayağı iyi olmuş. Tamam. 5 tane ekle bakalım. Güzel. Buradan şöyle bir bakayım bakalım hangisine verdiğim, ben bir bulayım. Kritik şansı şey yapma da olabilir. Yani buradan herhangi birisine bir tane vereceğim. Burayı çünkü geçeceğiz. Dur bakalım. Add diyelim. Şöyle bir şunu da geçelim. Talents'lar artık daha hızlı yapılması bir yandan güzel. İyi bir şey. %12 daha az hasar al. Blokları daha şey. Valla bununla bir tane vereceğim büyük ihtimalle ya. Gerçi bloklanmış. Tamam, bunlarla da bir tane verelim. Dur bakayım, devam etsen. Şöyle bir devam edelim. Bunları geri galiba sıfırlayıp düşürebiliyoruz falan. Güzel olmuş yani. Şunu aynen tekrardan resetleyebiliyormuşuz. Bakın bu güzel olaylar. İyi, hani mantıklı. Şunları Power Drain şeyini aynen düşüreceğim bu arada. Bakayım diğerleri nelermiş. Ben böyle kullanıyorum yani. Size de bunu öneririm. Kule için çok keyifli oluyor bu. Yani debuff'ı özellikle yapmanız lazım. Bu işte yerine sabitlemedir. Ne bileyim, kanama etkisine falan. Her şeye geçiyor ya debuff. Bıraktıkları tüm etki, Frozen efektten falan hızlı çıkıyorsunuz. Bunlar önemli. Şöyle bakalım bakalım bir de. Aynen, bakın. Bu mesela Damage Overtime'ları ve Frostbite efekti %30 kısaltıyor şu an için. %46'ya kadar kısalttık artık bu gelen Damage Overtime'ı ve Frostbite'i. Mükemmel ötesi. Yani çok çok önemli şeyler. Revenant'ı vereceğiz buradan. Artık burayı ezbere biliyorsunuz. Şu son ikisi oyunun en önemli talent'ı bana göre. Şu aynen. Revenant ve Shinnok's Teachings var ya, bura işte. Bu Bone Shield'la birlikte bunlar kombolanınca mükemmel oluyorlar. Buradan ne verelim bakalım? Shield Break verebiliyor. Recovery Boost diyor. Power Generation. Bir tane Power Generation'ı verelim. Şöyle bir burayı geçeceğim ben. Buna başka vermeyeceğim. Teamwork'ü verebiliriz. Teamwork yerine Spec Ops Tactics 10 saniye boyunca arttırılmış şey kazanır diyor. Buradan
Hangisini verelim? Bunu bilmiyorum. Bak hangisini yaptım bunu hatırlamıyorum. Bu olabilir. İkisi de olabilir. Teamwork'ü de verebiliriz. Aynen. Bu daha iyi. Special ataklarda daha az güç harcaması bizim için önemli. %10 bile çok fark yaratıyor bu arada. Bilginiz olsun. Çok fazla güç doldurmak gerekiyor. Şuradan ne verelim bakalım. Warlock Spells'ten. Tamam, buna bir tane vereyim. Geçelim burayı. Şöyle bir ver bakalım kanka. Devam. Focus'u vermiyorduk değil mi lan? Yok, tamam. Focus'u vermiyoruz. Şuradan ne vereceğiz? Bakalım şöyle bir, bunların hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Cripple Resistance. Aslında bu önemli ama bunu fullemek gerekiyor mu? Tamam, bunu fullleyelim. %3 daha az şey yapacak. Bunu şey yapıyorsunuz. Power Dragon karakter kullanırsanız bu baya baya bir önemli hale geliyor. Ben Kano'da bunu çok kullanıyorum o yüzden. Özel yetenek birimi fazla fazla kullandığım için hem ekstra ekstra gücüm az gidiyor falan filan derken baya bir rahatlatıyor bu durum beni. Şu an kaç tane şeyimiz kaldığını göstermiyor ama onu gösterse iyi olacak. Baya iyi olacaktı. Daha verebiliyor muyuz? Heh, snare şansı. Power Drain'in snare şansı vermesi de önemli. Çünkü şeyle birlikte ben Johnny Cage'i kullanıyorum. Johnny Cage'i kullandığımda kulede bosslarda yerine sabitleyip sonrasında iyi oluyor yani. Şuradan bir bakalım. Yok. Edinius Champ. Buradan neyi veriyordum ben hatırlamıyorum ki ya. Ha, kullanılan special karakterine geri aktarılır diyor. Bu da bayağı bir önemli ama burayı artık bitirdik. İki tane verebiliyoruz. Burayı niye iki tane verebildik buraya bu arada ya? Allah Allah. Buradan vallahi anlamadım ben. Normalde burayı sanki daha fazla verebiliyorduk biz ama ben neyi yanlış yaptım? Bir şey yanlış yaptık büyük ihtimalle. Hulk Stance'ı yok, bu önemli. Bunu mecburen fulleyeceğiz. Power Drain bu da önemli. Tamam. Şuradan. Gerçi şu Power Drain'i şey yapabilir miyiz aslında? Geri alsam olur mu ya? Yani Power Drain aslında önemli. Bu da önemli de. Bilmiyorum valla. Bunu şöyle mesela direkt indirebiliyoruz değil mi? Oğlum çok güzel olmuş lan bu. Tamam. Bir tane verdik. Buradan şunu şey yapacağım ya. Geri aktarsın. Şöyle yapalım. Elimizde şu an bir tane kaldı. Bir tane de gidip geri vereyim bari şuna. Şuradan tekteydi değil mi? Aynen. Tamam. Bir tane de buna verelim. %25 olsun o. 50 milyar saat sürdü buraya yapmak farkındayım ama size talentımı göstermek istedim. Kulede hangi talentı kullandığımı. Ki kule ekipmanlarını zaten şey yaptılar, verdiler. İyi. Bunları fulllediğimizde galiba şeyi direkt düşürebiliyoruz. Aaron Black'in neydi o? Aynen. Yine Aaron Black'in iki ekipmanı mı var burada? Bilmiyorum. Muhtemelen Aaron Black'in ekipmanlarının hepsini düşürebileceğiz burada. Karakterlere de bir bakalım bakalım güzel bir şey gelmiş mi? Geldiyse dızlayalım diyecektim de maalesef fullmüş hepsi. Şimdi girişimizi yapalım bakalım. Buradan bize özel bir şey vermeyecek büyük ihtimalle. Normalde paket veriyordu yani oyun. Bir markete gidelim bakalım. Belki paket verir. Beleş paket verdi oluyor bazen. Al diyor, sana diyor, kuleye özel bir paket veriyorum. Beleş diyor. Onu vermiş mi? Daily Gift'ten yok maalesef vermemiş. Kart peklerde belki. Yok maalesef. Bir saniye son olarak da Freeverse'lere bakalım. Yok. Niye ver? Aa, bir dakika bir dakika. Inspect derken. Kart pek sol koy. Bu ne lan? Bu ne oluyor? Aa, Mr. Pack falan. Güzelmiş. İyi, mantıklı. Garip. Bu sistem bu arada gene değişmiş. İyi iyi. Tamam. Tamam. Güzel. 10, 14 kaç bu? Hepsi birer kere izleyebiliyor muyuz bunlar? Mesela 10 reklam mı izleyebiliyoruz Mr. Pack açarak? Neyse. Onu artık siz izleyerek göreceksiniz. Ben de video bitince izleyerek göreceğim. Şimdi 67 milyon saatten sonra artık çok şükür giriş yapıyoruz. Ben şöyle bir karakterlerimi katayım. Ekipmanları üstündekileri değiştireceğiz. Önce bunları kullanıyorum. Sonrasında ekipmanlarımı değiştiriyorum. Bu arada geçiş birazcık hızlanmış gibi. Kenshi'ye falan hızlı girdi sanki birazcık. Mental'ı kullanıyoruz kankacığım. Dursun o. Kule ekipmanlarımızı değiştireceğiz. Bunun yerine ne verelim aga? Ne verelim ne verelim? Bakalım bir. Retimer aslında olur mu? Olur da. Block Breaker sanki daha mı iyi? Yok, gerçi aynı oluyorlar ya. Şuraya bunu. Diğerine Sento Blade'i veririz. Şöyle yaparız. Yüzüğümüzü değiştireceğiz. Yüzüğümüzde yakma hasarı olan alalım bakalım. Bir Block Breaker daha katabilirdim ama dursun şimdilik. Onu Kano'ya falan verebiliriz bakalım. Kano'nun zaten elindeki ekipman full şeylik bunlar. Bir önceki kule vardı ya, Dark Coin Tower, aynen. Onun ekipmanları. Bladed Fan'a veriyordum ben genelde buna. Kendi ekipman olarak sonuncuya şeyini veriyordum. Kano'nun kendi ekipmanını. Nerede o? Onu bulabileceğim mi ya? Göremedim vallahi. Ha, Combat Knife var. Şunu veriyordum. Zırh olarak Shao Kahn'ınkini yok, gerek yok. Shao Kahn'da kalsın bu. Okey, maske verebiliriz. Yanına başka bir şey olarak Power Glove da olur aslında. %35 canımızı arttırıyor. Bu da işimize yarar. Buradan
bir blok şey unblockable şans daha alacağız. Güzel iki tane unblockable şansımız var. Reptile zaten klasik şeyleri vereceğim. Kendi ekipmanı bir tanesi. Diğerini Jinx şurada nerede? Bir tane Block Breaker vardı ya. Onu ha Bladed Fang. Bunu şey vermişti gerçi dur. Bir önceki. Şu Aeron Blake'ini vereceğiz. Nerede o? O baya düşük mü ya? Bir dakika geçtim mi ben? Galiba geçtim abi. Nerede o? Nerede? Nerede? Oğlum göremiyorum. Vallahi göremiyorum. Nereye gitti ya? Ulan. Ekipman ha Revolvers'ı verdim. Tamam. Şunu kullanmak bu arada bayağı bir önemli aslına bakarsanız. Hani debufflara karşı direnç sağlaması bayağı bir önemli. Hatta gidip Kenshi'ye bunu verebilirim. Versem mi? Ama şu an için gerek yok ya. Gerçi vereyim. Kenshi'ye vereyim ben onu. Kayna'da farklı bir şey dursun. Yüzük olarak ne verelim? Killer Wasp verelim mi? Recovery Boost diyor. Tamam Recovery aslında. Yo işimize yarar ya. Ver bakalım hadi. Sende ne var kanka? Şuraya ekstra bir saldırı bir şey daha eklemek istiyorum. Kritik şans art. Tamam kritik şansımızı %100'e çıkartıyoruz. Zehirlenmiş rakiplere karşı bunu da verelim. Ekstra bir şeye şu an için gerek yok. Kenshin'in ekipmanını sadece değiştireceğim. Ona debuff'ı vereceğim. İyice ölümsüz olsun istiyorum. Ki zaten yeni ekipmanlarımız geldiğinde bunları giyeceğiz. Yani şimdilik bunu kullanacağım. Biraz sonra yani 10 savaş sonra yeni ekipman falan verir bize. Otomatikman orada şey yaparız. Direkt bu arada acımadan hızlı bir şekilde bitireceğim. Hızlı hızlı savaşlarımızı yapalım. 15 savaşı. Yani güncellemeye özel şey yapamadım. Mortal Kombat Mobile'in çünkü ana kendi hesabı, orijinal YouTube hesabı yayınlamamış videolarını. Diğer kanallardan falan herhangi bir yerden almak telif hakkına giriyor biliyorsunuz. Hileyle falan uğraşmadığım için de şey yapamıyorum. Ekrana bu arada tıklama şeyini getirmişler. O garip olmuş birazcık. Onu kapatabiliyoruzdur umarım. Umarım yani ben böyle sinir olurum. İnşallah onu ayarlara bir gideyim bakayım ben. Bu arada bayağı da hasar yedik ha onu fark ettiniz mi? 92 bine düştü canımız. Ben onu bir kapatayım ya bir dakika hocam. Bu sinirim benim çok bozar. 2700 coins. He. Çok da iyi değil. Şöyle bir günlük zaten 30 maç yapabileceğiz. Bu maçtan sonra akşam ben bir daha yaparım. 100. savaşta olmadı bir daha şey yaparız. Şu aha bak verdi. Verdi mi? Aynen. Çok güzel. Bir tane ekipman alacağız. Baya baya. Bir savaştan sonra ekipman vermesi çok güzel şu an için. Hadi bakalım yavrucuğum. Ne oldu şimdi? Hadi bakayım. Açıl 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 açıl. Ne bu? Aa, en bokunu verdi ankamın olarak. Neyse tamam. Bunu takarız. Kenshi'ye takarız abicim. Yüzüğümüzün yerine artık yeni bir şey bulmuş olduk. Yeni bir yüzük bulduk. Blaze Life yerine yeni gelen ekipmanımızı takalım. Şuradan. Nerede lan? Nivist. Heh, şuradan Nivist'a gel bakalım. Tamam. Şöyle takalım. Kenshi'miz artık bir tık daha güçlü. Çok bir tık değil ama ayarlara gideceğim. İnşallah ayarlarda bu arada o vardır dediğim özellik. Yoksa bayağı bir kanser olacağız gibi duruyor. Ekrana tıkladığımda Touch Feedback'i aynen bunu gösterme. Tamam bunu kapattığımızda. Şu bana şeyi sorup duruyordunuz bu arada. Canı yüzdelik olarak nasıl gösterirsin? Şey olarak normal olarak yani binli olarak nasıl gösterirsin diye. Şuna tıkladığınızda yüzdelik oluyor. Kapattığınızda yüzdelik olan kalkıyor. Sadece sayı yazıyor orada. Bilginiz olsun. Şöyle bir geri gelelim bakalım. Neredeydik? Şuradan Tower'a geçelim tekrardan. 1586 ruhum var. Bu büyük ihtimalle yeterli olmayacak. Quest artık şeyleri daha hızlı yapmam lazım. Challenge'ları. Onu da yetiştirmeye çalışacağım. Bakalım ya. Zaten şu an için daha kolay olacak. Hızlı bir şekilde 15 savaşı yapmaya çalışacağım. Yetişir gibi duruyor. Cumartesiye bunun yetişmesi lazım zaten. Şu anda 58 günü var. Bakalım. Yetiştiririm ya büyük ihtimalle. Şöyle al bakalım. Direkt tekliyoruz lan. Bayağı iyi. Canımız kaçtan kaça çıktı bu arada bilmiyorum da. 148 bin şu an bu kule için büyük ihtimalle çok da yeterli değil. Çünkü sonlara doğru biliyorsunuz bayağı bir canımızı okuyabiliyorlar. Tamam bir kere daha öldürdük. Bir daha öldüreceğim kalktığı gibi. Devam. Güzel. Şeyden dolayı da Redhammer'dan dolayı şu an full başlıyoruz. Yeni ekipman gelene kadar da bunu kullanmaya devam edeceğim. Yalnız taç şeyini hala gösteriyor. Aynen. Allah Allah hala gösteriyor ya. Taç feedback'ini. Kapatmama rağmen gösteriyor. Bu normal mi? Valla saçma ha. İyi değilmiş bu. Ben bunu sevmedim abi. Rahatsız oluyorum ya. Şuradan geriye bir gel bakayım. Sinir ediyor beni. Böyle bir dur bakalım. Bir daha o ayarlara gideceğim. De bunu kapatmadık mı biz ya? Kapattık. Allah Allah. Bildirimler açık tamam da. Touch feedback'i kapalı oğlum kapalı ya. Heh. Güzel. Şu an kapattım. Yani büyük ihtimalle oldu şu anda.
Oğlum daha da olmadıysa okuyedik yani. Ben sinir olurum ona. Ben sevmem öyle. Bakayım. Kapandı gibi. Yani şu an için. Az önce tıkladığımızda sanki şey oluyordu. Geri geliyordu. Onu sevmiyorum ben ya. Vallahi rahatsız ediyor beni. Hoş değil. Ekranda öyle garip garip şeyler belirmesin. Rahat rahat oynayalım anasını satayım. Ay ulan yaz geliyor dedik tam Ankara'ya. Kar yağdı anasını satayım. Güneş var bir taraf. Bir taraf güneşli böyle. Güneş vurmasına rağmen kar yağıyordu. Yani çok garip bir şehir. Gerçekten ilginç. Bu arada gücümüz hızlı doluyor. Bu talent'ın zaten olayı bu. Bakın ikinci neredeyse üçüncü. Yani bir vuruşta üçüncünün %10'unu falan doldurabiliyoruz. Bu mükemmel ötesi. Hatta bir vuruşta da değil. Bir vuruşun da altında. Yani son vuruştan sonra fulleyip üstüne çıktı bir de. İkinci yeteneğin. Acayip iyi ya. O talent'ı öneriyorum size harbiden. Kule için öneriyorum en azından. Şeyde Faction Wars'ta daha farklı talent'lar yapılabilir. Yani şeye debuff efektlerine falan ihtiyacınız olmuyor o kadar. Ama burada kesinlikle lazım. Çünkü boss savaşları geldiği anda bok yiyorsunuz yani. Onları debuff'ları almazsanız. Üstündeki debuff şu an için bayağı yüksek. Şeyin ekipmanıyla birlikte zaten daha da iyi oldu. Tremor'ın ekipmanıyla. Ulan Tremor'ı ben şey yapmadım ya. Ekipmanını almadım anasını satayım. Keşke alsaydım. Hala bu arada şu ana kadar hala hiç Elder Challenge'ı bitirmedim. Elder seviyesinde. Hard'ı sürekli olarak bitiriyorum ama Elder'ı bitirmedim. Elder'ın sadece kendisinde 160 savaş olduğu için galiba bir tık üşeniyorum ona da. Böyle düz vurarak devam edelim bakalım. Burada sen zorlanmayacak bir süre boyunca çok kolay olacak. 100. savaşa kadar falan galiba ben otomatikle bunu götürtebilirim. Gerçi emin değilim çünkü şeyim yok. Ne derler? Hiç ekipmanım yok, kule ekipmanım. Gerçi kimsenin yok şu an için. Yeni geldi bu. Kule yeni olması lazım yani. Elder Wing daha önce geldi mi bilmiyorum ama muhtemelen gelmemiştir. Çünkü yani bu şeyle alakalı, Fujin'le alakalı bir şey diyebiliyorum ben bu kule. Sonunda Fujin elde etme ihtimalimizin olduğunu ben düşünmüyorum. Katmamışlardır, katmazlar. Hard'da belki olabilir. Bunun Hard veya işte Elder şey geldiğinde zorluğu belki olabilir. Hani bilmiyorum. Normal seviyedeymiş gibi görünüp daha da şey yapıyorlar ya. Bir önceki Cold War şeyde Tower'da mesela şeyde zor falan yazmıyordu ama acayip sıkıntıydı ya. Bayağı bir osurtuyorlardı yani. Yani şu an için hiçbir şey vuruyorlar. O güzel. 10. savaşta eğer bir daha ekipman alırsak. Gerçi bu. Aa normal savaş bu. Şey ilerliyor galiba. 10'da boss yok. 30'da boss geliyordu galiba. 30, 50, 70 diye gidiyordu burada. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi yani. Sadece coins kasıyoruz bu arada. Yani. Bakalım. Coins değil ya. Coins'i kasmamız da güzel. Bir yandan oradan da en azından karakterleri falan şey yapıyoruz. Şöyle yenileyelim bakalım. Oyun birazcık hızlanmış. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Laglanmayı falan daha iyi bir duruma getirmişler sanki. Bu çok iyi. Hani bunlar çok çok güzel özellikler. Çok çok iyi olan şeyler. Geliştirilmesi gereken şeyler. İnşallah Quest'te de bir düzenleme getirilmiştir. Yani Warner Bros'a ekstra bir yazı yazasım var böyle şu Quest'teki şeyi aynı şey gibi yapın diye. Injustice 2'deki gibi. Injustice'de mesela direkt repeat'e tıklıyorsunuz. Otomatikman tak diye repeat alıyor ya. Hani bir daha girip next bilmem ne falan demene gerek kalmıyor. Direkt tıkladığın gibi hemen bitiriyor orasını. Quest Tower'a falan yönlendirmiyor böyle. Öyle olması lazım quest'in. Yani keyifli olmuyor böyle çünkü. Devam bakalım. Yani iyi special attack. Gerçi Silver'ınkini ver. Diamond sandım bir anda. Silver işimize yaramaz hocam ya. Kodumuzda kuru kafa olsun bakalım. Böyle bir devam. Videonun başında elinden geldiği kadarıyla bir şeyler anlatıyorum bu arada. Rahatsız olan varsa o geçme tuşunu kullanması gerekiyor. Onun için var YouTube'da. İleri sarma var ya. Heh, o onun için var. Hani bazen böyle şey yazıyorsun işte çok açıklama yapıyorsun şunu yapıyorsun diye. Herkes her şeyi bilmiyor arkadaşlar. Agalar. Arkadaşlar demeyi de hiç sevmem bu arada. Yani elimden geldiği kadarıyla size anlatıyorum ki mesela şimdi 2 yıldır oynayan adam anlattığım her şeyi biliyor. Ama oyuna yeni başlamış birisi var. Mesela ben şu an Injustice'te gidip birinin videosunu izlesem her izlediğimde aa öyle miymiş falan diyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü oyunu çok fazla bilmiyorum ve yeni bilgi verildiği zaman bu benim işime büyük ihtimalle yarayacak. Bunun farkındayım. Ben de yeni izleyenler için o şekilde açıklama yapmaya çalışıyorum. Öncesinden bilenler bunu geçme tuşunu kullanarak çok rahat şey yapabilirler yani. İlerleyebilirler bir sıkıntı olmadan. Yani yeni şey yapanlar için aslında bir şeyler yapmaya çalışıyorum orada. Morph'u 2 tanem olsa bu arada güzel olur ya. O da iyi oluyor. Power derin artı şey atıyor ya.
Neo. Snare atabiliyoruz Power Drain sayesinde. O yaptığım Talents'la beraber siz de yaparsanız. Bunu ben bir dayıdan gördüm. Hangi dayıdan gördüm? Bunu göreli bayağı oluyor aslında. Talents'ı kuleler ilk geldiği zamanlarda falan kullanmaya çalışıyordum ben bunları. O birinden görerek yaptım bu arada. Kendi fikrim değil bu Talents olayı. Kaldığım yerler oydu. Çok öncesinde ilk gelen kuleler falan var ya bu Cold War Tower mesela ilk gelen kulelerden diye biliyorum ben. Öncesinde gelmişti bayağı bir. Sonra bir daha getirdiler. Bir sene, 1,5 sene sonra falan. O ilk geldiği zamanlarda gerçi Cold War Tower'da bende yoktu. Bende daha Aha! Elder Wind Tower'a özel bir tane daha ekipman. Çok güzel. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Şimdi bunu şey yapalım. Kenshin'in ekipmanını verip artık Retemur'u geri bırakacağız. Ben bunu Kenshi'ye vereceğim. Yüzdelik hasar olarak daha iyi Retemur'dan. O gelen ekipman. Çünkü şu an için Retemur'u neredeyse kullanmıyoruz zaten. Yeni olarak şöyle kattık bakalım. Bakın. Neredeydi o yeni ekip? Nivus'tan şöyle şurada. Dark Queen's Tower'dan değil de. Mesela benim yeni katıldığım kuleler hangileriymiş? Dark Queen's Tower. Ne kadar çok Dark Queen's Tower ekipmanı çıkarmışız. Nightmare Tower'a katılmışım bakın. T öncesinden. Yine aynı şekilde şurada ne varmış? Sorcerer's Tower'a katılmış. Sorcerer's Tower o kadar yeni değil ama yani burada ne var? Nightmare Tower yine. Şuradaki de Nightmare Tower. Tamam neyse artık çıkalım bakalım. Güzel bir ekipmanımız daha oldu kuleye özel. 10. savaşta eğer bir ekipman daha verirse mükemmel ötesi. Rare ekipman çıkartırsak bayağı bir iyi bu arada. Rare'lar çok güzel oluyor. Nadirlik oranı yani nadir olduğu için daha iyi. Hem şeyi düşürebiliyoruz bu sayede. Kuleyi ben 60 günlük kule. Şimdi toplamda kaç kere? 3, 6, 9 kere falan bitirebiliyorsunuz. Hiç aksatmazsanız 9 kere bitiyor. Hadi ölüsüyle siz 6 kere bitirdiniz diyelim. 6 kereye kadar var ya çok mükemmel olur. Kesinlikle kuleye ağırlık verin. Benim şu an zaten 9 kere bitirme ihtimalim kalmadı. 2 günlük kaçırdım. Yatakta var ya tam özürlü gibi böyle yani yatıyorum kalkıyorum bir daha yatıyorum yatıyorum kalkıyorum bir daha. Salağa döndüm ya. Bilmiyorum insana bazen böyle geliyor yani bir haller oluşuyor. Garip bir salak bir duruma moda giriyor insan. Öyle oldu bana da. Hiçbir şey yapasım gelmedi. Bilgisayara oturmadım bile yani. Bilmiyorum. Garip. Ay, hadi bakalım. Örmek gelmiş. Örmekin bir ağzına verelim bakalım. Yani. Örmek güçlü değil. 40 bin canı var zaten gördünüz. Ekstra ekipman falan da vermemişlerdi galiba. Garibime. Ama bunlar şeyde sıkıntı oluyor ha. Yani 20'de sıkıntı olmaz. 30'da bir tık başlar. Çok az bir tık. 90'la falan tam anlamıyla ufaktan öttürmeye başlıyorlar. Hani hele zaten 150'de 170'te falan iyice. Bu arada ekipmanlıymış bu. 42 bin canı var görünüyordu. Aynen ekipmanı varmış. Üzücü kardeş böyle şeyler yapmayın yani ekipmanını. Boss niye veriyorsunuz lan bana? Canım 170 bine kadar çıktı bu arada gayet iyi. Kaç lan 120 binle falan mı başladık ya? Vallahi galiba öyle bir şeyle başladık ama güzel. Şu an için bayağı bir iyi artış. Eğer kuleyi dediğim gibi birden fazla bak çok güzel abi. 10. evrime mesela Goron'un ekipmanını getirmiş olduk. Bu baya iyi. Artık yeni pasifimiz de açıldı. %25 şans da ne? Starting maç. Ben ekip önüne start. Yeni şey oyuna ilk gelen karaktere %25 şansla kanama atma şansımız varmış. Goro'ya da %15 hasar artışı veriyormuş bu ekipman. Gayet güzel. Artık 10. evrim bu ekipmanımız. Mükemmel. Böyle ekipman fullemeyi falan çok seviyorum. Özellikle bu Tremor'ın ekipmanını fullleyebilirsek şey yapanı bu debufflara karşı dayanıklılık vereni bayağı bir işimize yarayacak bu olay. Bakalım fulleriz ya ama bir aksilik olmaz umarım. Yani. Oy. Şimdi siz bu videoyu izlerken eğer bir aksilik olmamış olursa sıfırdan serisi gelmiş olacak. Sıfırdan serisini videosunu çektim. Çok geciktiği için sildim o videoyu. Sevmedim. Hoşuma gitmedi. Videoya baktım. Bilmiyorum sevmedim abi videoyu. Yani o yüzden sildim. Bir daha çekeceğim. Öyle yapacağım yani. Kafam daha rahat olsun istiyorum. Bazen böyle oluyor. Videoyu çekip de beğenmeyip sildiğim oluyor. Şöyle al bakalım. 40 dakika 45 dakika konuşup bok gibi olmuş video deyip sildiğim oluyor yani. Bir kısımdan dolayı bile insanın içine oturmayınca yapasım gelmiyor gerçekten. Atasım gelmiyor daha doğrusu size. İçime sine sine atsın istiyorum. Güzel. Gold karakter falan da alıyoruz. İyi lan. İyi. Valla. Goldları da ufaktan yandan fullesek güzel olur. Ruhumuz iyi gidiyor ama. Şimdi öyle bir durum da var. Ama şöyle bakın o gold karakter mesela en aşağı 250 şey. Aa güzel. Recharge sonunda getirmişsiniz. Ama bir kişiye özel recharge yapamıyor muyuz? Bu kötüymüş. Yani, bu kötüymüş hocam. Hepsinin aynı anda bitti diye gerçi. Yani
Yo, mantıklı gerçi ya. Başka değiştirmek istediğin karakteri değiştir. Richard yine çıkacaktır ekrana. Aynen. Tamam, mantıklıymış. Güzel. Mantıklı mantıklı. Sevdim. Sonunda şu ufak tefek takıntıları halletmişler. Çok mükemmel olmuş ya. Ufak dokunuşlar çok hoşuma gidiyor benim. Çok şey değiştiriyor. Bayağı da önemli aslına bakarsanız. Öyle bir teklemeye devam edelim kardeş seni. Kaç vurdun? Ay ay 557 mi vurdun sen? Ay bir daha mı 557 vuracaksın? 599 vurdu bu sefer. Kızdı abisi kızdı. Anam anam öldürdün ya lan. Vay anasını. Güzel. Şu bitiş ekranı falan çok hızlı geliyor. Baya baya hoşuma gitti bu durum. Oğlum ben baya sevdim şu an ha. Aşırı hızlı ilerliyor oyun. Bakın bu inanılmaz bir fark yaratıyor. Ben mesela üşeniyordum çoğu zaman böyle kuleye falan gireceğim zamanlarda. Bok gibi çekmiyor işte, internetten dolayı mı bir sıkıntı var diye düşünüyorum ama değil yani, internetim 50 megabit her zaman iyi çekmiyor. Evet, ara ara böyle 1 megabit falan düştüm oluyor ama çoğunlukla 50 megabit, çünkü ben videolarımı ya sabah çekerim ya akşam çekerim. Öyle yani yoğun saatlerde işte 6 ile 12 arasında genelde çektiğim olmuyor. Genelinde olmuyor. Ara ara çekiyorum. Mesela sizden hesap alacağım zaman falan çekiyorum. Çünkü gelirken bilgisini vermek istiyorum genelinde. 21.000 kritikle. Az vuruyoruz bu arada. Yapma. Outsider efektini yedik de bir şey olmadı, iyi. Combat Cup kesikeci bu arada alıp 10. yerim yapmak istiyorum da. Nerede anasını satayım, bize düşmüyor ki. Millete full düşüyor böyle karakter kısmına. Alıyorlar. Biz düşüremiyoruz, anlamadım ben. Altınımız 670 milyona geldi mi lan? Geldi. 1.670. Güzel. 1 milyon 670 bin altınımız var. İyi biriksin o. Bakalım daha ne kadar biriktirebileceğiz. Şu an için harcamam gerekmiyor. Yeni bir gold karakter kullanacak olursam veya diamond karakter çıkartırsak kullanabiliriz ama şu an diamond karakteri zaten evrimlemektir, odur budur falan. Yani çok zor işler bunlar. Bakalım ya. Elimden geldiği kadarıyla bu arada hızlı bir şekilde bitireceğim kuleyi. 100. savaşı da size, 100. savaşta diamond alıyor muyuz burada? Almıyoruz galiba ama ben gene de 100. savaşa atarım. 100'e atarım. 150'ye atarım. Sonra da 200 atarım. 100'e kadar bir daha atmam ama büyük ihtimalle. Yan kanala en azından kule videosu atabilirim ama öyle söyleyeyim. Yani ara ara kule videosu gelecektir oraya. Tamam. Güzel. Power Drain'i bu arada daha az şey yapmayı almayı yapabilirdik ama olsun ya. Bakalım. Bosslar öyle çok Power Drain'i atmıyorlar. Genelinde atmıyorlar en azından. Normal savaşları da yenmek zaten o kadar zor değil. 184'te ve 189'da galiba sıkıntı çıkartıyor oyun. Genelinde böyle yapıyor kulelerde. Bakalım bu sefer yapacak mı, orasını da göreceğiz. O savaşlara geldiğimizde. 15'e kadar zaten yani otomatik savaşa bıraksam belki benden daha hızlı bitirirdi. Yani. Şu an için otomatik savaşlar falan da iyi olacak bir yandan. Challenge'ları yapmanız artık daha kolay olacak. Çünkü çok kolaylaştırmışlar her şeyi. Ve Talents kaydedebiliyorsunuz. Şu mükemmel bir olay. Talents resetlemeye sanıyorsam artık ruh da gitmeyecek. Ruh gitti mi az önce bilmiyorum ama. Gitmediyse mükemmel ötesi zaten, ki gitmiyordur ya büyük ihtimalle, reset falan geldiğine göre kaydedebiliyorsunuz ya talentları. Baya baya iyi bir olay o. Çok mantıklı abi, çok sevdim, çok güzel olmuş ya. Umarım küçük dokunuşları böyle yapmaya devam ederler. Gerçi oyunda şu an için herhalde bir sıkıntı kalmadı gibi. Baraka'ya %40'lık şey geldi, regeni arttı birazcık, bu da iyi. Tamam, Baraka kullanmıyorum ama umarım yeni bir Baraka ile ilgili, Baraka'ydı galiba. Yok, şey Reptile miydi? Ya Baraka'ya Reptile ile ilgili bir şey gördüm ama Muhammed'e bu şovun attığından. Bakalım o da eğer yayınlanırsa falan bir şeyler yaparız onunla, yapabilirsem eğer. Paket maket gelirse açmayı deneriz ama 1400 ruha tabii ne kadar açarız orasını da bilmiyorum. Ruh kasmaya çalışıyorum sıfırdan serisindeki hesapla. Onu da nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakalım ya, duruma göre artık değerlendireceğiz. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. O zaman beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.